Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic bu yıl bir faiz artışı öngördüğünü yineledi. Bostic yıla zayıf verilerle başlandığını, enflasyon hedefinin tavan olarak algılanmasından endişe duyduğunu ve enflasyon yükselmesini beklediğini söyledi. Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde kişisel gelirler %0.1 düştü. Beklenti gelirlerde %0.3 artış olması yönündeydi. Kişisel harcamalarsa %0.5 gerileyerek 2009 Eylül'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti. Beklenti %0.3 düşüştü. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek PCE aylık %0.2, yıllık bazda ise %1.9 ile beklentiye paralel arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde imalat PMI Şubat'ta 53.7'den 53'e geriledi. Beklenti 53.7 idi. ISM imalat endeksi ise 56.6'dan 54.2 seviyesine geriledi. Beklenti 55.8'di. Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan Üniversitesi Güven Endeksi Şubat'ta 2 puan geriledi. 93.8'e düştü. Beklenti 95.9 seviyesindeydi. Enflasyonun ısırmayan köpeğin hikayesi olduğunu söyleyen New York Fed eski başkanı William Dudley, Fed'in yılın ikinci yarısında faiz artırmaya başlayabileceğini söyledi. Euro bölgesinde imalat PMI 49.3 gerçekleşti. Yaklaşık 6 yılın en sert düşüşünü kaydetti. Beklenti 49.2 idi. Çin'de özel sektör imalat PMI Şubat'ta 48.3'ten 49.9 seviyesine yükseldi. Beklenti 48.5'tu. Türkiye'de Market ISO imalat PMI endeksi Şubat'ta 46.4 gerçekleşti. En son Ağustos'ta gördüğü 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks geçen ay 44.2 seviyesindeydi. Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta bir önceki aya göre %1.35 arttı, 67.84 değerini aldı. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre Şubat'ta İstanbul'da geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar %18.37, toptan fiyatlar %23 arttı. Bloomberg HT enflasyon anketine katılan 16 kurumun medyan beklentisi Şubat'ta enflasyonun aylık %0.50 ve yıllık bazda %20.10 olması yönünde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, KOBİ değer kredisinin ikincisini devreye aldıklarını açıkladı. Paketin büyüklüğü 25 milyar lira olacak. 17 bankanın katılacağı pakette hazine kefalet desteği 20 milyar lira olacak. 125 milyon liraya kadar cirosu olan şirketlerin katılabileceği pakette kredi büyüklüğü 1,5 milyon liraya kadar olabilecek. Evet, küresel piyasalarla bu kez karşınızdayız. Önce piyasalara bir bakalım. Rakamlar ne durumda? Euro-dolar paritesiyle başlayalım. Aşağı yönlü hareket var. 1.13 seviyesinden işlem görüyor. Euro-TL 6.11'de ve Dolar-TL'de 5.37'den işlem görüyor. Piyasalarda, özellikle para piyasalarında durum böyle. Türkiye tahvillerinde 2 yıllık tahvillerin getirisi %18,89, 10 yıllık tahvillerin bileşik getirisi %15,28. Ve Amerika borsaları artıda seyrediyor. Dow Jones Endeksi 25.987 puanda %0.27'lik bir değer artışı var. S&P 500 2.796 puanda %0.43 artıda. Teknoloji Endeksi Nasdaq'ta %0.65'lik artışla 7.581 puanda. Amerika'ya gidelim önce. Melike Ayan'dan hem Amerikan borsalarının seyrine ilişkin detayları hem de Amerika'da konuşulan konuları yakından dinleyelim. Melike, günün bu saatinde bir kez daha birlikteyiz seninle. Şimdi asıl merak ettiğimiz, tabii ki çok yoğun bir Amerika gündemi var içeride, Trump odağında. Diğer taraftan borsaların morali yerinde gibi görünüyor. Amerika'nın ekonomik çeyrek, dördüncü çeyrek verisine ilişkin rakamların verdiği coşku mu bu? Neye bağlıyoruz? Senden dinleyelim detayları. Şimdi geçtiğimiz, bıraktığımız Ocak-Şubat ayını gayet güzel bir performansla, kazançla, karla kapattık. Ve onun hesabı ne kadar gelir yapıldı diye tam hesap edilirken Mart'a da böyle başlandı ve
Ana sebep tabii ki ABD-Çin ticari iyimserliği. Şimdi ticari iyimserlikle çıkan bir borsa var karşımızda. Bloomberg'un haberine göre biz 2 haftaya kadar Trump'la Kim arasında bir anlaşmanın, hatta detayları şöyle 150 sayfalık bir anlaşmadan bahsediliyor Buse. Ve bu anlaşmanın detaylarını elimize alıyor olabileceğiz. Eğer 2 hafta içinde bunu elimize alırsak bunun üstüne bir rally daha görelim. %10'la %20'lik bir artışa daha hazırlayalım kendimizi diyor birçok analist ve uzman. Tabii bu Bloomberg'un haberi henüz resmi kaynaklardan bir doğrulanma ve onay gelmedi. Ancak kaynaklar çok güçlü ve kuvvetli deniyor. Onun yanında hafta içinde Robert Lighthizer'ın da yorumlarıyla birlikte biz bu ihtimalin daha güçlü olduğuna inanıyoruz. Veriler bugün aynı zamanda hayal kırıklığı yaratmadı. Arada 2 tane hayal kırıklığı yaratan veri hariç. ISM düşüyor PMI ile birlikte. Aynı zamanda şahsi harcamalarında düştüğünü görüyoruz. Ancak şahsi gelirlerde büyük bir artış var. %1'lik bir artış var. Son 3 yıldır görülmemiş bir şekilde. Ve Michigan Güven Endeksinde artmaya devam ettiğini görüyoruz. Teknoloji hisseleri çok hızlı bir şekilde bu haberle artanlar arasında. Zaten ne zaman Çin ABD anlaşması sağlanacak diye bir spekülasyon ortaya atılsa ilk önce teknoloji hisseleri buna hassas bir şekilde cevap veriyorlar. Hazine 3. günde de düşer, dolar da güçlenirken ABD borsaları şu an itibariyle yönünü tam anlamıyla yukarı çevirmiş, bir rally moduna girmiş durumda diyorum ve söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Evet, Amerika'da borsaların keyfi yerinde. Melike, teşekkür ediyoruz. Tekrar döneceğiz sana. Ve bugün Murat Sağman'la birlikte olduğumuzu söylemiştik. Merhaba Murat. Merhaba Buse, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi hazır Amerika'dan dönmüşken hemen bu Fed'in açıklamalarına yönümüzü çevirelim. Şimdi gelen açıklamalar aslında çok çelişkili. Amerika'dan gelen açıklamalar. Fed faiz artışı yapacak mı? 2019'da yapmayacak mı? İşte güvercin bir politikası var. Sabırlı olacağım dedi. Gerçi Powell biraz bu konuda dik durmaya çalışıyor ama diğer taraftan ekonomik veriler onu desteklemiyor. Nereye kadar sürdürecek bu politikayı? En son gelen açıklama az önce de paylaştım. Özellikle işte 2019'da bir faiz artırımı olabilir diyor bir Fed üyesi. Ne diyorsun? Öyle bir ihtimal var mı? Sen görüyor musun? Yani en az Haziran'a kadar görmüyorum. Haziran'dan kadar gözükmüyor. Yönetmeniniz gösterebilirse bütün 2020 ocağına kadar solumdaki grafikten bahsediyorum. Ben tekrar buraya alabilirim. Bir saniye. Evet, o tarafta. O taraftan alayım. Bütün FED ihtimallerini gösteriyoruz. Burada 2.25-2.50 arasında FED faizleri ve buraya bakarsak eğer 2.5-2.75 ihtimali şu anda gözükmüyor. Yani evet, bir yıl içerisinde. Piyasa şu anda bunu fiyatlamıyor. Onu söyleyeyim. Yani bu yıl faiz artışını piyasalar fiyatlamıyor. Peki faiz indirimi? Çünkü o da söylendi. Aralıkta acaba bir faiz indirimi yapar mı FED? Bir ara fiyatlanıyordu. O da fiyatlanmıyor artık. %30-40 gibi bir ihtimal vardı. Şimdi çok düştü artık. Şu anda bir değişiklik beklenmiyor FED tarafında. Fakat dediğim gibi veriler güçlü gelmeye devam ederse eğer bu görünüm değişebilir. Bu ay Fed'in toplantısı var. 19-20 Mart'ta. Bu arada bu ay çok enteresan bir ay, çok hareketli bir ay olacak. Hem bizim açımızdan hem yurt dışı açısından. İşte haftaya pazartesi 4 Mart'ta enflasyon verisi var bizde. Evet. 6 Mart'ta Merkez Bankası toplantısı, 11 Mart'ta büyüme rakamı açıklanacak son çeyrek. 7 Mart'ta da Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var. 7 Mart'ta Avrupa Merkez Bankası. Konuşuruz. 19-20 Fed, 29 Brexit, 31'de bizde yerel seçim. Evet. Hareketli bir Mart. Hem içeride hem dışarıda. O yüzden zaten galiba biraz karışık ve çelişkili ifadeler var. Kesinlikle. Şimdi izleyicimiz de haklı olarak diyor ki FED başkanları 2 gün sonra tam tersi konuşabiliyorlardı. Ya, tabii konuşabiliyor. 2 ayda çok zaten Powell da biraz onunla ilgili eleştiriliyor. Yani bu kadar çok hızlı bir sürede, yani 2 ay içerisinde ciddi bir U dönüş yaptı. Yani mesela 3-4 ay öncesinde 2-3 faiz arttırımı beklenirken son toplantıda bir faiz arttırımını rafa kaldırdı. Fakat dediğim gibi bu iş çok değişebilir daha. Ama bu değişim bence Mayıs-Haziran'dan önce olmaz. Onun için rahatız. Yani en azından bizim gibi gelişmekte olan ülkeler
en azından Mayıs Haziran'a kadar yurt dışı tarafından rahatız. Şu anda da fiyatlanmıyor. Zaten bir bekleme aşamasında galiba piyasalar. Şimdi Amerika borsalarını az önce verdik ekrana, bir rally havasına girmiş gibi görünüyor. Şimdi bu ne kadar daha hani sürer, kalıcı olur mu? Çünkü orada da aslında yılın başlangıcına baktığımızda performans olarak biraz daha gerideydi. Ama şimdi sanki yakalıyor rally'yi. Ne diyorsun? Yani şimdi tabii genellikle bir istatistik var. Geçen sene Amerika'da midterm dediğimiz ara seçim vardı. Temsilciler Meclisi için ve Senato için. Gelecek sene de Amerika'da seçim var. Genel seçim var. Genellikle bu iki yıl arasındaki, aradaki yıl genellikle pozitif bir yıl olur. Biz de o yılın içerisindeyiz. Sadece 40-50 yıl öncesine kadar bakarsak 94 ve 2002 harici bu ara yıl genellikle iyi geçmiş piyasalar açısından. Yani istatistik olarak iyi bir yıl, çünkü gelecek sene seçim var. İşte mevcut iktidar, başkan her şeyin iyi olması için çaba gösterecek. İşte büyüme tarafında işsizliğin düşük olduğu, zaten işsizlik düşük Amerika'da. Ama büyüme tarafında, şirketler tarafında bunun pozitif olmasını sağlayacak. Onun için bu sene piyasalar açısından bence ilk 6 ay iyi gözüküyor. Ondan sonra işte Haziran'dan sonra Fed'in alabilecek bir karar. Artı tabii Trump'la ilgili gelişmeleri de izleyeceğiz. Evet. Sonuçta davalar açılıyor. Bu 1-2 hafta çok kritik aslında, değil mi? Evet. Mueller belki açıklayacak o soruşturmanın detaylarını. Cohen açıklamalarda bulundu, eski avukatı Trump'ın ciddi anlamda etkisi en azından hissedilmiş gibi görünüyor şimdilik, ama bakalım ne olacak. Yani Amerika tarihinde hiçbir başkan da azledilmemiş. Yani 3 kere direkten dönmüş. Evet. 1868'de. Ama o ihtimal konuşuluyor mu? Evet, var bir ihtimal var. Sonuçta niye? Çünkü bugün Temsilciler Meclisi'nin demokratların elinde, Senato cumhuriyetçilerde. Bu arada bir belki de bir hatırlatma, yani azledilme süreci nasıl gerçekleşiyor Amerika, onu da bir hatırlatalım. %51 Temsilciler Meclisi'nde okey çıkması lazım. Ondan sonra Senato'ya gidiyor. Senato'da 3-2. Şimdi 3 kere bu Amerika'nın başına gelmiş. Bir Johnson 1868'de bir yanlış bir atama yapmış ve azledilme sürecine girmiş. Sonuçta Senato'dan dönmüş. Evet. Belki de izleyiciler hatırlar, 1974'te bu Richard Nixon başkan, cumhuriyetçi. Bu da Watergate skandalı, bu tapelerle ilgili bir skandaldan. O da tam azledilecekken istifa etti. Ve 1998'de işte bildiğimiz sebeplerden dolayı Bill Clinton'ın azledilme süreci yaşandı. Ve kabul edilmedi, Senato'dan döndü. Onun için... Hani hiç yaşanmayan bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi Temsilciler Meclisi'nde işte demokratların hakimiyetini göz önünde bulundurursak, Nancy Pelosi çok etkin zaten Temsilciler Meclisi'nin başkanı. Trump'ın üzerine gidebilirler. Trump'ın üzerine gideceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü bu duvar meselesinde bile zaten değil mi? Çok etkinler. Çok etkinler. Şimdi en azından o acil durum konusunda geri adım. Şimdilik geri adım olmasa bile en azından bir bloke koydular. O yüzden tabii Senato'da yine Cumhuriyetçilerin ağırlığı var. Bakalım Cumhuriyetçiler yani Trump'ı destekleyecek işte mi? İşte orada soru işareti bu. Yani Cumhuriyetçiler eğer dönüp Trump'tan desteği çekerlerse o zaman tabii hiç Amerika için yaşanmayan bir sürece gireceğiz. Yani bu süreç 3 kere yaşanmış ama hiç sonuçlanmamış. Bu da tabii piyasaların şu anda fiyatlamadığı bir gelişme. Şimdi o gelişmelere tekrar dönüp bakarız. Şimdi izleyicilerimizin de soruları var. Tabii altın konusunu çok merak ediyorlar. Çünkü altındaki hareket çok önemli. Şimdi dolar tarafında konuşacağız. Bugün içeride de dolarda yukarı yönlü hareket söz konusuydu. Şimdi özellikle bu 10 yıllık, Amerikan 10 yıllıklarında yukarı ivmenin devam etmesi durumunda Brexit ve ticaret savaşlarında iyimserlik sürerken ons altında zirveleri gördük diyebilir miyiz? Yani gerçi birkaç gündür geri çekilme var ama... Ne diyorsun? Bitti mi orada? Yok, bitmedi. Daha devamı var. Yok, 1300 seviyelerindeyiz. Altında özellikle biraz önce de Trump'tan konuştuk. Yani böyle bir süreç varken ben hep söylediğim bir cümle var. Yani Trump başkanken altın mutlaka portföylerde tutarım altını. Düşük bir reel faiz var Amerika'da, unutmayalım. Genellikle düşük reel faiz dönemlerinde altın için pozitiftir. Jeopolitik gelişmelere gebe bir yıldayız. Ben altının 1350 işte 1400 dolarlara gidebileceğini düşünüyorum. 1293 şu anda ama 1280
lerde iyi bir destek, önemli bir destek var. Hı hı. 1280 üstünde kaldığı sürece ben altının yıl sonuna kadar en azından 1350-1370'e yükseleceğini düşünüyorum. Altın dolar ilişkisine baktığımızda işte altın ve para piyasaları bağlamında aslında o ilişki çok net ortaya çıkıyor. Yani o peki zirve olarak ne kadar sürede? Yani 2019'un sonu için mi bunu görüyorsun? 2019 sonuna kadar zaten altın biliyorsun 1900 dolarları görmüştük. Evet. Yani 800 dolardan başlayan bir hareket 1900 dolarla sonuçlanmıştı. Buralarda şu anda biraz dinleniyor. Ben bir en azından ikinci çeyrekten itibaren tekrar bir yükselme dönemine girebileceğini düşünüyorum. İlhami Bey, güvenli liman denilen altın, ons altın çok düşüyor diyor. Yani bu şekilde bir tanımlama çok yani düştüğünü söyleyemiyoruz çok aslında. Söyleyemeyiz çünkü yani. 1340'lardan 1298'di şu anda. Yani, ama Avrupa'nın... Ama bir ara 1000 dolardı. 1000 dolar. Avrupa'nın eurosuyla kıyaslamış. O kadar sorunu varken diyor, euro hani böyle bir direnç gösterirken altın niye düşüyor şu anda diyor. Şimdi şöyle bir gelişme de var. Merkez bankaların burada altın alımı da çok önemli. Evet. Özellikle Çin Merkez Bankası'nın, Hindistan Merkez Bankası'nın. Mesela bir veri vermek gerekirse bugün Çin'in Merkez Bankası'nın toplam altın rezervlerinin %2,5. Mesela bu gelişmiş ülkelerde %40-%50 gibi. Gelişmekte olan ülkeler, yani toplam tüm ülkelerinde Merkez Bankası'nda %10'dur. Yani Çin sadece %10'a getirse 2 yıllık altın üretimi kadar altın alması lazım. Yani yılda yaklaşık 5000 ton altın üretiliyor. Onun için Çin'in buradaki tavrı çok önemli olacak. Biraz dolardan çıkıp altına tekrar geçmesiyle altının tekrar yükselebileceğini düşünüyorum hala. Peki altınla ilgili gene sorular gelirse cevaplarız ama genel anlamda konuşacaklarımız bunlar. Çünkü seviyeleri de verdik. Şimdi dolar TL'ye evet, ve bugün, dolar hele euro bugün dolar özellikle. Değil mi? Bugün özellikle konuşmamız çok lazım. En çok da konuşulan. Evet, o hareketin nedenlerini istersen bir izleyicilerimize evet. paylaşalım. Şimdi tabii baktığımızda yani biraz daha şu anda biraz uzun vade baktığımızda çok böyle sakin giden bir dolar TL'den bahsediyoruz. İşte 5.15, 5.50 gibi. Bugünkü altın dolar TL'de bir hareket gördük. Evet. Özellikle o 5.30'un üstünde kalmasıyla bugün dolar TL'de 5.40 üzerini gördük. Yani 5.41'i gördük. Şu anda 5.38'lerde. Yani sebeplerini soruyorlar. Evet. Ama en büyük sebep Amerika olan ilişkiler. Yani zaten izleyiciler hatırlayacak. Yani doların işte 7'ye gelen dönemde işte Amerika'ya olan ilişkiler çok önemli olmuştu. Özellikle Rahip Brunson'la ilgili gelişmeler çok önemli olmuştu. Bugün de özellikle bu işte S-400 ile ilgili Amerika ile acaba sıkıntılar tekrar ortaya mı çıkacak? Amerika'nın biliyorsun böyle bir tutumu var S-400 ile ilgili. Rusya'dan gelecek S-400'ler ve herhalde Temmuz ayında gelecek. Bununla ilgili piyasada bugün bir dalgalanma görüyoruz. Çok panik olmak gerekiyor mu? Hayır. Yani unutmayalım. Yani 5.7.20'den geliyor. İşte 5.15'leri gördük. 5.45, 5.50'lere görme ihtimalimiz var. Ama ben şu anda yani o geçmişte gördüğümüz o seviyelere en azından seçime kadar gideceğimizi düşünmüyorum. Şimdi genel anlamda baktığımızda şimdi hem gelişmekte olan ülkelerin para birimleri hem de aslında gelişmiş ülkelerin para birimlerine karşı dolar hani güçlü bir performans sergiliyor ama ötekilerin de ekonomileri çok parlak olmadığı için mesela euro doları konuşacak olursak o da o kadar parlak bir performans göstermiyor euro kanadında değil mi baktığımızda. Peki burada mesela yatırım açısından baktığımızda o aralık için o dar bandı şu anda euro dolar geldi 1.13. İşte Brexit tartışması var devam eden ki Mart ayında yine kritik bir süreç olacak değil mi önümüzde? Kesin. O sadece tabii ki euro dolar tarafını değil işte sterlin tarafını da hani etkisi altına alıyor ama sterlin çok etkilenmedi şu ana kadar. Evet. Çok etkisini görmedik. Nasıl görüyorsun buradaki değişimi? Euro dolardaki değişimi? Ya tabii
Euro dolarda şu anda zayıf giden bir euro bölgesi var. Başka bir gelişme bu yıl. Avrupa Merkez Bankası Başkanı da değişecek. Draghi gidecek. Avrupa'daki beklentiler en azından bu sene için. İtalya son 10 yılda yine 3. kez resesyona girdi. İşte evet. Almanya'da satın alma endeksleri PMI'lar çok zayıf gelmeye başladı. Fransa'da işte bu sarı yeleklerin son 2 ayda Avrupa Fransa ekonomisine mutlaka negatif etkisi olacak. İtalya'daki işte borç krizi, bütçeyle ilgili problemleri hepsini üst üste koyarsak Avrupa için kolay bir yıl olmayacaktır. Onun için Avrupa'dan bir faiz arttırımı bu sene beklenmiyor. Öte yandan da Amerika'da faiz arttırım süreci rafa kalktı bakarsak. Evet. Yani sanki euro dolar 1.12 böyle 1.14 arasında bir yerde gidip gelecek gibi gözüküyor. Burada istersen Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftaki toplantısını biraz konuşalım seninle. Çünkü şimdi evet Draghi gidene kadar herhangi bir, sen de söylüyorsun, bir faiz konusunda bir adım atması beklenmiyor. Evet, genel beklenti de bu yönde ama sonrasında acaba Aralık'ta hani olur mu? O tabii nasıl yansır? Yani bu beklentiler mesela fiyatlanıyor mu? Bir taraftan yani sonuçta bu sıfır faiz politikasından da olumsuz etkileniyor değil mi euro dolar? Yani olumsuz etkileniyor. Bence o ikisi bitmiştir. Bugün tabii euro doların nerede olması gerektiğine bakarsak tabii uzun bir tartışma ama yani şunu biliyoruz. Çok güçlü bir doları da Trump istemiyor. Evet. Fed de istemiyor. Yani bugün hani 1.05 iken ben Janet Yellen'ın konuşmalarını hatırlıyorum. Güçlü bir dolar istemediğini ifade etmiştir. Trump aynı şeyi söyledi. Yani hani 1.10'un altında bir euro dolar istediklerine, çünkü bu sefer dış ticaretleri etkileniyor. Avrupa'nın da bence hani güçlü bir euro istemediğini biliyoruz. Çünkü evet. Avrupa'da bir sürü ülke ihracatla büyüyor. Sadece bugün Avrupa'nın motoru dediğimiz Almanya ekonomisi. Evet. %50'si ihracat. Doğru. Onun için onlar da sanırım yani 1.20'nin üzerine bir euro dolar istemeyeceklerdir. Bence ki buradaki ana beklenti tabii Fed'deki Haziran'dan sonraki, Mayıs sonraki gelişmeler olacak. Eğer tekrar Fed bu faiz arttırımına dönerse bu euro dolarda bir 10 seviyesine doğru gideriz diye düşünüyorum ama beklemek lazım. Yani biraz. Euro'yu güçlendirecek faktörleri belki konuşmak lazım. Onlar o zaman ileriki tarihlerde. Dolar çünkü belli ki senin de dediğin gibi Trump yönetimi zaten güçlü bir dolar istemiyor. Onu belli bir noktada tutmak istiyor ama Euro'da mesela bu kadar belirsizlik ve sorun var. Evet ama bir taraftan da acaba mesela kendi içinde, çünkü küresel anlamda Euro bölgesinden gelen veriler de çok parlak değil senin de söylediğin. Yani ne yaparsa ya da o Euro bölgesindeki nelere odaklanırsak Euro'da biz çıkışı buluruz, yükselişi görürüz. Yani çok uzun zaman var bence. Yani Avrupa'daki sorunların çözülmesi, sadece şu Brexit olayı yani 2,5 senedir çözülemedi. Evet. Şimdi 2,5 senedir çözülmeyen bir çıkış prosedürünün biz şu anda bir ayda çözülmesini bekliyoruz. Onun için ben bunun erteleneceğini düşünüyorum. Yani Haziran'a kadar ertelenme ihtimali var. Mayıs'ta Avrupa'da parlamento seçimleri var. Bunları üst üste koyduğumuzda yani Euro'da ya da Avrupa'da böyle bir olumlu bir gelişme, en azından Euro anlamında sorduğun soruya geliyorum. Yılın ikinci yarısından önce olacağını düşünmüyorum. Şimdi Brexit'i konuşurken sterline de özel bir istersen parantez açalım. Şimdi hala anlaşılamıyor. Oradaki konu da uzlaşılacakmış gibi görmüyor. İki tarafa sıkışmış durumda. Evet. İşte ya anlaşmasız Brexit, hemen evet, sterlin dolar da geldi. Evet, 1.31 seviyesinde bugün işte gevşeme var ama genel anlamda biz bunu hep yeşilde gördük aslında değil mi? Bu Brexit'i konuştuğumuz süre zarfında sterlin dolar karşısında o kadar da kötü bir performans sergilememişti. Kesinlikle. Ama diğer taraftan şimdi iki şey var. Yani bir, anlaşmasız Brexit hala masada deniliyor. Diğer taraftan da işte bu Brexit tarihinin ertelenmesi. Şimdi bu iki senaryoda tepki ne olur? Yani sadece tabii sterlin dolar bazında değil, euro dolar da aslında çok dikkatle takip ediyor bu ivmeyi. Nasıl görüyorsun onu? Ben anlaşmasız Brexit olacağını düşünmüyorum. Çünkü iki taraf için çok olumsuz olur. Ben böyle bir ihtimale çok 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 düşük olduğunu düşünüyorum. Erteleme diye konuştuk.
O da tabii yani çok fazla... O da büyük bir risk. Yani 2 yıldır biz Brexit'i konuşuyoruz değil yani, mi? Ertelenirse 2-3 ay daha ertelenecek. 3 ay daha ertelenecek. Nasıl çözülecek? Ya belki de 3 ayda artık çözeceğiz diye yola çıkacaklar. Yeni bir referandum ihtimali çok az. Tekrardan bir referandum. Daha önce İrlanda'da yaşanmış. Hayır çıkmış. Değiştirmişler. Bir sene sonra tekrar yeni bir referandumla ortaya çıkmışlar. Yani çok az bir ihtimal bunlar. Ama yani en olası ertelenmesi, en az ihtimal olan da bence anlaşmasız bir çıkış. İki taraf için kötü olur. Bir ayda yeni bir paketle, yeni bir anlaşmayla kabul edilirme, onu da çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani evet, muhalefet bunu istemeyecektir. Evet, yani bakalım ne olacak. O tarafı da yine... Yeni referanduma doğru gidiyoruz sanki. Yani 3 ayda da çözülmezse... İşçi Partisi lideri de aslında bu ikinci bir referandum konusuna biraz sıcak yaklaştığını söyledi. Ama işte May kesinlikle bu konuya uzak duruyor. Yani ikinci referandum istemiyor. Tamam ya, çözemezler sen ne yapacaklar? İşte çözümsüzlük çözümdür. Yani, biliyorsunuz böyle kritik noktalarda yani, öyle bir bakış açısı var. Bir yerde bazen çözmek gerekiyor. Bazen çözemediğin zaman halka gitmen lazım. Doğru. Halk bir de çözecek zaman bunu. Da ilerliyor sonuçta ve yani parlamento seçimleri var. Avrupa Parlamentosu'nu oraya üye göndermek zorunda. Yani Mart'ın ortasına kadar zaten en azından bir adım atmış olması gerekiyor. Yani anlaşma konusunda. Şimdi bu tür referandumların yani bu da tabii soru işareti. Yani böyle bir referandumun halka gidip gitmemesi doğru değil. Çünkü çok teknik böyle bir konuyu. Halka yeterince anlatıldı mı? Çünkü çok önemli bir karar alıyorsunuz evet ya da hayır bu tür referandumlarda. Halka anlatılması, halkın tamamen iyi anlaması, ona göre cevap vermesi çok çok önemli. Onun için onların düşüncesi acaba daha bunu iyi anlatıp, böyle teknik bir konu çünkü. Yani İngiltere'nin Avrupa'dan çıkması. Şimdi çıkmasının şöyle bir avantajları var. İşte... o Avrupa'daki o hantallığı evet, çekmemiş oluyor. Avrupa'ya belirli bir miktar ödüyorsunuz. İşte işte mülteci, yabancı yani birkaç konu var. Çok teknik bir konu bunlar. Bir ihtimal tekrar çözemezlerse gidecekler tekrar referanduma. Değiştirip tabii ki. Yani evet, Brexit konusu masada, bir de Avrupa'nın içinde kendi gerçekleri var. Diğer gerçeklerden bir tanesi de bu gelen veriler, Avrupa'nın büyümesi değil mi? Orada da sorun var. Şimdi Avrupa Merkez Bankası'nda gözler 7 Mart'ta toplanacak dedik. Sen orada zaten bir değişiklik yok, genel anlamda beklenmiyor ama orada dikkat etmemiz gereken, takip ettiğimiz bu TLTRO'lar. Daha önce sinyalini veren yönetim kurulu üyeleri acaba nasıl davranış sergilerler? Burada bir TLTRO açıklanır mı? Bir beklentin var mı bu yönde? Ya böyle tabii konu, yani sinyal verildi ama yani TLTRO dediğimiz tekrar bir parasal genişlemeden bahsediyoruz. Evet. Bahsediyoruz. Finans. Faiz eksi 0.40. Yani tekrar bir parasal genişleme. Bir ihtimal var. Çünkü zayıf gidiyor Avrupa ekonomisi. Evet. Ama belki de bu yani tekrar bir sinyal verir ama belki de açıklaması bir dahaki toplantıya da kalabilir. Ama zaten yapacaklarsa da mutlaka önceden piyasayı hazırlarlar. Şimdi dolar TL ile ve altınla ilgili sorular var. Şimdi seviye vermiştik ya, 5.40. 5.40'ın üstüne çıkarsa nereye gidebilir 5.50, diye soruyor. 5.50 zaten çok önemli bir seviye. Yani şurada da gösterebilirim ekrandan. Evet. Yönetmenim gösterirse şurada 5.50 gibi bir seviye görüyoruz. Şurada gösteriyorum. Yani 5.50 şu anda kritik bir seviye olarak gözüküyor. Şimdilik ilk direnç 5.50. Şimdi CDS'lerle ilgili 300 ve altına düşmesi dolar TL'ye etkisi nasıl olur diye sormuş izleyicimiz. Genelde bir gerileme var, geriye doğru geliyor. 300'ün altına aslında böyle ramak kalmıştı ama şimdi yine biraz 300'ün çok hafif üzerindeydi. Hemen o rakamları da tekrar bir izleyicilerimize de paylaşalım. Evet, Türkiye CDS'ne nereden nereye geldik? Şu anda 310 seviyesinde. 570'lerden geliyoruz. Evet, 6 aylık süreçte değil mi? Yani böyle bir yani 10-20 puan, 10 puan çok ciddi bir oynamalara sebep olmuyor ama eğer tabii CDS'ler yükselmeye devam ederse, CDS hatırlatmak için Türkiye'nin risk primi bu. Risk primi, evet. Risk priminin yükselmesi Türkiye'nin riski artıyor demektir. Bu da tabii ki en çabuk
yansıtacağınız piyasada dolar TL. Tabii, onun o yüzden için, zaten izleyicimiz soruyor ama genelde düşüş trendi olduğu için şimdi 310 seviyesinde 300 yani baz alırsak. Evet 300 önemli. Önemli bir nokta. O ve onun altı onun olursa. Onun altına giderse tabii dolar TL'de rahatlar biraz daha. Ne kadar geriye gelir? Ya 5.30 ondan sonra 5.15 verebilir. Çünkü şeyi de konuştuk ya işte 5'in altına iner mi? İşte çok zor, çok zor. Yani o seviyeleri yani 300'ün altına inse bile görmeyiz. 5'in altı çok zor. Çok zor. Yani 5-15 maksimum ama bu tabii Amerika ile olan ilişkilerde izlenecek. Şimdi büyüme beklentileri tabii çok parlak değil. Evet. Küresel gelen rakamlar da öyle. PMI endeksleri açıklandı. Genel anlamda baktığımızda hepsi hemen hemen hepsi diyelim bir tanesi hariç diğerleri hep elinin altında. Dolayısıyla izleyicimiz de küresel büyüme beklentileriyle ons altının görünümü acaba 770 doları görür mü? Niye 770 dolar acaba o fiyattan mı almış hani bilmiyorum ama şu anda çünkü 1298'di az önce. Evet. Evet. O 1298 dolar civarında seyrediyor. Ne diyorsun o kadar düşer mi? Yani yok, 1000 doların altını, yok, altının yok. Da altı. Yok düşmez. Oraları düşeceğini kesinlikle beklemiyorum. Yani o küresel büyümedeki o durgunluk etkisi bu kadar da olmaz diyorsun. Bu kadar olmaz. Hı-hı. Evet. Burada küresel durgunluk diyoruz ama Amerika büyümeye devam ediyor. Unutmayalım. Evet. Onu nasıl buldun? Yani şimdi ilk çeyrekte tabii hükümetin kapanması var. Onun etkilerini ilk çeyrekte belki biraz göreceğiz yorumları yapmıştık. Şimdi yani Amerika'nın büyümesi için ne dersin? Bu sene iyi gidecek gibi. Yani öyle misin rakamlar yani? İyi. FED de zaten faiz artırımını yapmayacağını söylüyor. Bunlar tabii ki büyümeyi destekleyen faktörler. Verilere baktığımızda Amerika'daki büyümenin en azından ilk üç çeyrek tabii şey sorunu tamamen çözülme yani kapandı. Şu anda ara verildi ama bunu tamamen çözmeleri gerekiyor. Vallahi Trump bunu isteyecektir. Sonuçta büyümenin devam etmesini isteyecektir. Her siyasetçi bir seçime girmeden önce ülkenin büyümesini ister, işsizliğin düşük olmasını ister. Tekrar seçimi kazanmak için. Doğru. Trump da bu konuda elinden geleni yapacaktır. İşte büyümenin nasıl gerçekleştiği hani önemli. O noktada nasıl oluyor? Şimdi yabancılar uzun süredir bono tahvil piyasasından çıkıyorlar. Ama evet. Yabancı para girişinden bahsediliyor. Giren bu para nereye gidiyor diyor izleyicimiz. Daha çok hisse senedine. Hisse senedine girdi. Döviz? 85 binlerden işte endeks 100-105 bin liraya geldi. Tabii ki unutmayalım. Türk lirası faizi şu anda cazip. Hı hı. Cazip bir faiz var. Yani 24 Merkez Bankası'nın faizi. Onun için dışarısı iyiken, FED de bu piyasayı rahatlatmışken gelişmekte olan ülkeler, Türkiye başta olmak üzere bundan faydalanıyor. En çok faydalanan ülkelerin başında biz varız, Arjantin var. Çünkü geçen sene bu iki ülke gerçekten çok negatif bir yıl geçirmişti. Bunun toparlanmasını görüyoruz bu yıl. Şimdi önümüzdeki hafta sen de o takvimi söyledin. 4 Mart, 6 Mart bizim için önemli. 4 Mart'ta enflasyon rakamları gelecek geliyor. Yurt içinde. 6 Mart'ta da Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı var. Dolayısıyla önce senin hani bu konudaki beklentilerin, tahminlerin neler? Enflasyon ve Merkez Bankası'nın atacağı adımlarla ilgili. Yani enflasyon herhalde böyle 0.60, 0.70 gibi bir beklenti var. Belki de 0.80. Yani en azından Şubat enflasyonunun ben düşeceğini görüyorum. Hı-hı. Çünkü geçen sene 0.90 civarında çıkmıştı. Yani bir baz efekti var orada. 20'nin altına gelme ihtimali var enflasyonun. Yani 20.35 şu anda. Yani 19.5 gibi seviyeler ya da 19 gibi olma ihtimali var. 6 Mart'ta Merkez Bankası ne yapar? Hiçbir şey yapmaz. Zaten hiçbir faiz beklentisi yok. Mesajlarına devam eder. Yani sıkı para politikasına devam eder diye düşünüyorum. Şimdi Ziraat Bankası'nın da vardı bugün bu kredilere yönelik faiz indirimi konusu. Şimdi o tarz adımlar ister istemez oradaki farktan dolayı Merkez Bankası'nın da bir faiz indirimi adımı atabilir evet. mi sorgulamasına yol açtı. Başladı evet. Evet yani ne diyorsun onun için? Yani öyle bir adım gelir mi? Genelde hep Haziran ve sonrası için genelde yorumlar o yönde çünkü. Yani bütün verileri
hepimizden daha iyi geliyor Merkez Bankası. Yani biz ne görüyorsak o çok daha fazlasını gördüğü için burada Merkez Bankası'nın çok önemli bir ifadesi var. Enflasyonda ikna edici düşüşten sonra ben faiz indireceğim diyor. Şimdi ben şahsen ikna değilim enflasyon düşüşünden. Bence bizi izleyenler ya da bu işte uğraşanlar enflasyonun gelecek dönemde kesinlikle düşeceğine ikna değildir hala. Onun için birkaç ay geçmesi lazım. Enflasyon beklentilerinin aşağı gelmesi lazım. Ondan sonra Merkez Bankası'nın adımı atması gerekiyor. Bence bunu görüyor Merkez Bankası. Çünkü gerekenden daha önce adım atarsa bu sefer yeni bir kur şokuyla karşılaşma ihtimaliniz var. Bu da tabii iyi olmaz. Hele böyle bir dönemde. Şimdi hani dolardaki bugünkü hareket tabii izleyicimiz de onu herhalde istinaden soruyor. Evet, yani acaba 6 Mart'taki bu Merkez Bankası'nın tavrını etkiler mi? Şimdi dolar TL'nin yükselmesi tabii hafta sonu daha var. Tam onu bilmiyoruz ama sonuçta 6 Mart'a kadar olan bir süreç. Yani şu anda dolara baktığımızda 5.37 seviyesinde. Nereden nereye geldik dersek işte görüyoruz 5.16 seviyelerinden. Evet. Ki onu yine geçtiğimiz haftalarda 5.16'yı görmüştük. Yani 2 haftalık bir süreçte. Şu anda 5.37 seviyesindeyiz. Yani böyle bir alan olur mu? Yok, zannetmiyorum. Böyle bir sürpriz yapacağını düşünmüyorum. Yani ifade olarak da şimdi faizle kesin değiştirmez ama yani şöyle bir soru işareti olabiliyor mu acaba? Yani ifadelerinde daha yumuşak bir ifade kullanırsa acaba 25 Nisan'a hazırlık mı yapar? Çünkü bir dahaki toplantı 25 Nisan. Evet, ama, onu da soruyorlar zaten. Nisan'da acaba bir herhangi adım olur ama mu? Ama 25 Nisan'da sadece bir tane daha enflasyon verisi gelmiş olacak. Yani sadece Mart enflasyonu gelmiş olacak. Bir de şunu unutmayalım. Ertelenmiş birkaç tane zam var. Çünkü seçim var. Tabii bu zamların seçim sonrası gelme ihtimali var. Ertelenmiş zam derken? Yani, hangi alanlar? Tütünde, birkaç üründe. Çünkü sonuçta bir seçim var. Yani tekrar enflasyonun yükselmesi negatif sonuçlar verebilir. Üretici fiyatları 33 hala. Unutmayalım. Yani biz bugün TÜFE'den konuşuyoruz. Evet. 20 civarında. Ama üfede 33, yani toptan fiyatları 30, arada 13 puan var. Şimdi bu üfenin bir kısmı daha şu anda yansıtılmadı TÜFE'ye. Onu unutmamak lazım. Onun için ben herhalde Haziran'da ilk indirimini yapar diye düşünüyorum. O da 12 Haziran'a denk geliyor. Yani 12 Haziran'da da Nisan ve Mayıs enflasyonunu görmüş olur. Belki de Nisan enflasyonu bir miktar yukarıda çıkabilir. Ama Mayıs ve Haziran'dan itibaren enflasyon düşmesini bekliyoruz. Zaten 3. çeyrek baz efektinden dolayı hatırlayacağız. Geçen sene çok yüksek çıkmıştı Ekim enflasyonu, Eylül enflasyonu. Ondan dolayı zaten düşecektir enflasyon. Ne kadarlık bir peki eğer olursa Haziran dedin sen en erken yine indirim beklersin. Yani 400 bas puan mesela izleyicimiz o. Ya belki de 400'ü bir anda yapmaz ama belki de 200 ile başlayabilir. Çünkü enflasyonun Mayıs'ta, Haziran'da işte 19 belki de 19-18'lere gelebilir. Belki de 200 ile başlar ama daha sonra da enflasyon işte 10, beklenti ortalama bu arada 16 civarında enflasyonda. Yıl sonu enflasyonu. Evet. Yani 16'ya çok çabuk gelmeyecektir. Enflasyon böyle çok hızlı yükselebiliyor ama yani bunun aşağı inmesi hemen bir hikayede olmuyor. Biraz yavaş yavaş oluyor. Ben önce piyasalar işte Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına inanıyorlar. Beklentiler aşağı geliyor. Kur tabii buralarda kalması lazım. Yani yeni bir kur şoktan bahsetmiyorum. Yeni bir kur şokunun olmayacağını varsayıyoruz. Evet. Onun için 200 de belki de yapabilir. Daha sonra da 200 de devam eder. Toplam bu yıl sanki eğer beklenti gibi olursa enflasyon
en az bir 400 bas puan indirir gibi görüyorum. Toplamda 400 olur ama birden bir 400 bas puanlık bir indirim beklemiyorsun. Olmasını beklemiyorum, hayır. Enflasyonla ilgili şunu da sorayım. Şimdi gıda fiyatlarının etkisi tabii çok büyük enflasyonun üzerinde. Tabii %30. %30. Şimdi bu tanzim satışlar, hani dolaylı anlamda direkt etkisi yok ama işte marketler etkisi olduğu için bu rakamları görecek miyiz önümüzdeki şeyde? Şimdi daha önce tanzim satışı, yani bir önceki ay olmadığı için bunların kıyaslayamıyoruz ve bu rakamların herhalde gıda enflasyon fiyatlamasına gireceğini düşünmüyorum. Zaten dediğim gibi bir karşılaştırma yapılamadığı için. Fakat söylediğim gibi dolaylı yönden bir miktar bir faydası olacağını düşünüyorum. Diğer marketlerde bazı fiyatların aşağı indiği için. Peki Murat, kısa bir ara verelim. Biraz soluklanalım. O kısa aranın ardından tekrar devam edeceğiz. Evet, küresel piyasalara devam ediyoruz. Şimdi çok da gelen soru var. Banka kredi faizlerinin düşürülmesi daha ileride tekrar bir enflasyona yol açar mı diye soruyor izleyicimiz. Birkaç hani sorunun üzerinden gidelim. Ve tabii ki bu daha sonra kredi derecelendirme kuruluşlarının takibinde olduğu için böyle meseleler de acaba bir not indirimi gelir mi? Orada da S&P'yi işaret etmiş izleyicimiz. Ya S&P ise zaten risk oluşur mu evet, diyor. Evet, S&P ise zaten her zaman not gelebilir ama yani ne kadar her zaman ihtimal var diyorsun S&P ise. Özellikle tabii yani S&P zaten yatırım yapılabilir 3 not altında. Moody's ve Fitch 2 not altında. Yani daha S&P ne kadar indirecek? Tabii ki gelebilir. Düşük kredi faiz, yani bankaların kredi faizlerini düşürmesi enflasyonu arttırır mı? Çok düşünmüyorum. Çünkü böyle bir talep yok. Yani bunun için bir talep artışı olması lazım. Evet. Faiz hala yüksek baktığımızda. Ciddi birikmiş bir konut stoğu var. Ben düşünmüyorum. Yani faizlerin daha belirgin bir şekilde düşmesi lazım. Onun için de önce enflasyon düşmesi lazım. Şimdi o konu stoğu ile ilgili de mesela asıl önemli olan şey bu işte emlak yeniden emlak bankasının etkin hale getirilmesi. Acaba orada hani tamam bir arz fazlası var o ayrı mesele ama bir yandan da hani kredi sıkışıklığından bu faiz oranlarının yüksekliğinden dolayı ki bankalar özellikle kamu bankaları bu konuda adım attı. Faizleri de indirdiler. Evet. Ha, ne kadar etkin olur hani göreceğiz onun yansımasını ama acaba canlandırmaya yeter mi? Bir de onu da biraz sorgulamak lazım belki. Yani şimdi konut almak için evet bir kere ekonominin büyüme içinde olması, işsizliğin de daha düşük olması gerekir. Yani eğer ekonomiyle ilgili, gelecekle ilgili endişeleriniz varsa çok gidip rahat rahat bir ev almazsınız. Ayrıca bu faizler evet bir miktar düştü ama dediğim, biraz önce söylediğim gibi hala çok yüksek faizler. Evet. Yatırım için almak istiyorsanız bugün mevduat gibi bir yatırım aracında tutsanız belki de konut getirisinden daha iyi bir getiri elde edebiliyorsunuz. Konut fiyatlarının sabit kaldığını varsayarak kira getirisini olarak hesaplıyorum. Zaten kanala bir sürü uzman çıkıyor bu konut ve emlak sektörüyle ilgili. Onlar daha da detaylı açıklıyorlardır ama ben konut sektörünün canlanması için yeni bir büyüme hikayesinin yaratılması ve faizlerin daha da aşağı gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani 1-2 puan yetmez. Ne kadar? Çünkü şimdi faizler de çok göreceli artık. Yani şu anlamda söylüyorum. Mesela çok cazip olan kira öder gibi değil mi? Ev sahibi olunduğu o faiz oranları vardı. Şimdi onlar çok uzakta mı kaldı? Uzakta bu faiz kaldı. Oranlarıyla değil mi? Tabii tabii. Yani çok çünkü hani bekleyen insanlar da olabilir ev almak için ya da yatırımını o yönde kullanmak için. Ama baktığınızda hani o optimum seviye hep konuşuruz ya. Dolar TL için konuşuruz. İşte altın için konuşuruz. Onu öngörebilirsiniz. Bilmek mümkün mü faiz oranı anlamında? Yani tabii bu yarı yarıya inse. Evin bedeline göre de değişir, o da ayrı mesele tabii. De. Yani işte hatırlayacağız bu konut sektörünün çok canlandığı dönemlerde böyle aylık %1 faizlerden bahsediyorduk. Bu da yıllıkta işte %12-13 yapıyor. Bunu bugün işte bunun 10 puan üzerinde faizler.
Şimdi bir haber bandımız var. Bugün TEB Yatırım BNP Paribas stratejisti Işık Ökte, Bloomberg HT ekranlarında konuğumuzdu. 10 çeyreğin 9 çeyreğinde JPM gelişen kurlar endeksinde negatif ayrıştık. Böyle bir negatif ayrışmanın Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek reel faiz dönemlerinden birini de neden geldiğini sormamız gerek. Çünkü sermaye piyasaları parametrelerimizde ciddi iyileşmeler var diyor. Bunun en önemlisi de enflasyon sorunsalı olduğunu söylüyor. Önemli açıklamaları var, değerlendirmeleri var. Türk halkı dolarizasyonu devam ettirirken enflasyonu düşüreceğine inanmıyor diyor. Bakalım detaylarına, sonra tekrar konuşalım. 10 çeyrek geçti. 9 çeyrek negatif ayrıştık. JPM gelişen ülke kurlar endeksinden. Şimdi böyle bir negatif ayrışmanın neden bu kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Merkez Bankamızın sıkı para politika duruşu ve %24 politika faiziyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek reel faiz dönemlerinden birinde neden bu negatif ayrışma geldi diye kendi kendimize tabii sormamız lazım. Açıl. Çünkü diğer parametrelerimizde ciddi iyileşmeler var. Yani gerçekten sermaye piyasaları parametrelerimizde ciddi iyileşmeler varken bunlar nedir? Dips, tahvil faizlerimiz, Borsa İstanbul'umuz, 56 bas puan aşağıda işlem gören makro risk primimiz, 5 yıllık risk temerrüt primi. Bunlarda ciddi iyileşme varken neden Türk lirası böyle bir negatif ayrışmaya girdi? Kendi kendimize sormamız gereken ana sorudur. Ben buna yani 3-4 değişik şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü yani her genelde piyasalarda bu kadar önemli oluşumların yani bu kadar dikkat çeken oluşumların nedenleri olabilir. Bunlardan tabii en önemlisi enflasyon sorunsalı. Yani gıda enflasyonumuzun %31, tüfe manşet enflasyonumuzun %20 üzerinde seyrettiği bir dönemde Türk halkı dolarizasyonu devam ettirirken enflasyonun düşmeyeceğine inanıyor olabilir. Evet, ne diyorsunuz bu denklem için? Dolarizasyon ve enflasyon denklemi. Yani şimdi son dönemde çok ciddi bir dolarizasyon var. Evet, var. Hatta son yıllarda diyebiliriz. Hı hı. Hatta işte son haftalarda. Hatta işte 10 haftadır dolar alımı var. Yerliler özellikle, yerliler. Değil mi? Dolar alıyor. Yani bizim memleketimizde şöyle, yani dolar 5 iken de 7 iken de arayan 10 kişiden onu dolar alınır mı diye sorar, dolar satılır diye soran yok. Hep alınır mı? Neden? Sence neden? Bence yani zarardan kar etmek mi yoksa kar etmek mi? Ya şöyle bir artık yani yüksekten mi aldılar da acaba diye düşünüyorum. Bir hocam. Kriz algısı yani bizim geçmişten ben tarihsel olduğunu düşünüyorum. Hani dolar genleri olmadığını varsayarak bizde bir tarihsel ve genellikle tüm krizler, tüm sıkıntılar hep doların artmasıyla başlamıştır ya da sonuçlanmıştır. 2010 yılına kadar 2001'de toplam mevduattaki toplam dövizin payı %60'mış 2001'de. Ondan sonra özellikle bu işte IMF çıpası, Avrupa çıpası ile birlikte, güçlü çıpalarla birlikte 2008-2009'a kadar toplam döviz oranı 60'lardan 27'ye inmiş 2009'larda. Bugün geldiğimiz nokta %52-%53. Evet. Yaklaşık 85 milyar dolar bir dolar alımı var son dönemde. Hı hı. Son özellikle yıllarda. Şöyle bir yorum var. Ağustos ayında 2 günde %20 yukarı giden kurlar acaba bizde paranoya mı yarattı? Onun etkisi olabilir mi diyor izleyicimiz. Var işte tarihsel yani çok gerçekten çok devam ediyor. Çok kur şoku yaşadık. Hmm. Yani tarihte baktığımızda yani bence 2008 Ağustos ayı çok önemli. Yani %60-70 ki daha önceden sadece galiba Endonezya'da olmuş. Bu kadar kısa sürede bu kadar yerel para birimi değer kaybetmesi. İşte 94, işte 2001 krizlerinde çok ciddi kurun değer kaybettiğini görüyoruz. Riske karşı korunmak diyebilirim ben. Onun için döviz tutuluyor. Yani bunun
Bu nasıl TL'ye döner? İşte birkaç tane. Yüksek faiz mesela. Yüksek niye faiz döndürmüyor? Döner. Ama döndürmüyor. İşte daha çok bir de güven gerekiyor. Özellikle bence seçime kadar ben dolardan TL'ye geçiş olacağını düşünmüyorum ama seçimden sonra atılacak tüm adımların yani güven arttırıcı. Yani bu hepsi bankalardan tutun, şirketlerden, eğitimden, hukuktan tüm yapılacak güven arttırıcı adımların ancak yüksek faiz yetmez. Yüksek faiz tabii ki önemli ama tek başına bir gerekçe değil. Siz bu seviyeden alır mısınız yoksa satar mısınız diye sormuş izleyicimiz. Eğer bir döviz ödemen varsa yani dövizle işim varsa bir miktar buradan alırım. Yani hepsini buradan almam ama bir miktar alırım. Eğer kurun 6.10, 6.20'nin üzerine çıkacağını bekliyorsam alırım. Hani beklemiyorsam TL'de kalmak daha mantıklı. Çünkü ciddi bir faiz farkı var. Hem dolarla ve TL arasında. Bugün Merkez Bankası'nın beklenti anketine baktığımızda 6 civarında yıl sonuna kadar dolar TL'deki beklenti. 5.5-6 arasında kalacaksa bugün döviz almanın bir anlamı yok ama çok daha yukarıya gideceğini bekliyorsanız buradan bir miktar alınabilir. Eğer benim dövizle işim varsa bir miktar alırım ama gidip de her şeyi buradan almam. Yani dolar kazanıyorsan ya da dolar borcun varsa ya da dolar harcıyorsan o zaman evet. Bir miktar alınabilir evet tabii ama, ki. Ama onun dışında TL ile daha çok TL getirisi iyi. Özellikle yani seçime kadar belki de biraz seçim sonrası atılacak adımlara kadar TL faizinden faydalanmayı tercih ederim. Şimdi 2013'ten bu yana Merkez Bankası'nın politikalarını aslında biraz eleştiriyor izleyicimiz. Yani geç mi kalıyor Merkez Bankası müdahale etmekte ya da işte faiz arttırmak konusunda? Geç kalıyor evet. Yani son dönemde bayağı geç kaldı. Hı hı. Ama bir kredibilite kaybetti Merkez Bankası. Özellikle bu kurun yükseldiği dönemlerde hatırlayacaksın. Evet. Hani 3 gün, 2 gün Merkez Bankası beklendi. Biraz geç gelince tabii maliyet de artmış oldu. Hı hı. Ama ben son 3 ayda yani bu kredibilitesini kazanmaya başladığını görüyorum. Özellikle sıkı para duruşundan, söylemlerinden yani enflasyonla mücadele edeceğim diyor. Sıkı para politikasını devam edeceğim diyor. Kaybettiği kredibilitesini bir kısmını kazanmaya başladığını görüyorum ama sorunun tam cevabı evet geç kaldı. Şimdi özellikle bu noktada yani mesela bizim az önce konuştuğumuz döviz dolar alma dolar ya da euro alma isteği acaba şundan mı kaynaklanıyor diyor. Yani %20 değil de bir yılda bir ayda biz %20 kazanmak. Yani o al sat. Tabii. Öyle bir yani, etki mi bu yani? Çok volatilite olduğu için, çok oynaklık olduğu için. Kazanan oluyor mu gerçekten? Yani onu yakalamak da çok kolay bir şey değil. Şimdi Ağustos'u kim öngörebiliyordu? Tabii Ağustos çok zor. Yani yani belki de çok alan olmuştur ama satan da çok olmamıştır. Yani şöyle diyebilirim. Yani belki de 6, 6.5'tan alan eminim izleyen seyircilerden mutlaka olmuştur. Ama 7.20'ye gittiğinde onu satamamıştır. Şu anda da 5.30'a geldi. Demek ki şu anda zararda. Şimdi TL'nin cazip olup olmadığını sorguluyor. Şimdi izleyicilerimizin sorularına da bakıyorum. Şimdi işte her şeye zam gelirken enflasyon rakamları da açıklanacak. Sonuçta oradaki rakamlar da ortadayken niye TL'de kalınsın? O zaman yani bu gerçekten iyi bir getiri ya da cazip bir varlık oluyor mu lira için? Öyle bir değerlendirme ve soru var. Şimdi yani Türk lirası faizi 20 civarında şu evet. anda. Yani 20-21 gibi bir faiz var. Şimdi bugün hani dövizdeki faiz işte %3-4 dersek işte arada %15-16 gibi bir getiri farkı var. Yani doların üzerine bunu koyduğumuz zaman 6-10-6-20 yapıyor. Yani eğer kur 6-10-6-20 üzerine çıkmayacaksa bugün TL faizinde kalmak mantıklı. Hele birkaç ay daha böyle devam edeceğini varsayıyoruz TL'deki faiz faizin. Ben her zaman tabii ki
bir sepet öneriyorum yani. Bir kısmı evet bir miktar döviz bulundurabilirsiniz ama sepetin riski daha büyük diyorsun. Risk dağıtın ama sepetin daha büyük kısmını TL'de olmasını, hatta bugün Koç Üniversitesi'ne portföy yönetimle ilgili bir sunum gerçekleştirdim. Orada da aynısını söyledim. Bütün yumurtalar aynı sepete koymuyoruz. Evet. Dağıtıyoruz riski. Aslında portföy yönetimi bir risk dağıtımı, risk yönetimidir. Bugünkü konjonktürde o yumurtaların daha çok TL'de olmasını tercih ediyorum. Murat, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Küresel piyasalarda bugün birlikteydik, Barış'ın yokluğunda değerlendirmiş olduk. Şimdi bir Amerika'ya gideceğim. Amerika'da bakalım şu anda piyasalar ne durumda? Melike Ayan karşımızda. Melike, senden son durumu öğrenelim. Fed üyelerinin yeni açıklamaları var. Onları da toparlarsan, özetlersen, en azından Fed'in politikasına ilişkin nasıl sinyaller var onu da anlamış oluruz. Buse, teşekkürler. Şimdi bugün PC deflator geldi. Zaten o yüzden büyük ihtimalle konuştular ve enflasyon rakamının biz düştüğünü gördük. Şimdi burada rakamlar hem de iki katı kadar düşerken bir yandan da Clear'dan da iki gün önce de söylediği gibi, acaba enflasyon yeni bir kriter olarak kalacak mı? Tabii ki kalacak. Bunu da açık seçik bir net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki kalacak diyen bu Clear'de katılan Fed yetkilileri de var bugün. Bir yandan da yine bekle gör, sabırlı ol mesajları verilirken biz baktığımızda hedeflerinden şaşmayacaklarını anlıyoruz. Bu fiyatlanmıyor. Şu an itibariyle fiyatlanan ticari iyimserlik gerçekten ABD Çin ticareti adeta borsanın aç kapı düğmesi oldu veya yukarı çık aşağı in düğmesi oldu diyebiliriz. Şu an itibariyle fiyatlanan buyken bir yandan da ekonomik veriler göz ucuyla bakılıyor. Ekonomistler onlara daha dikkatli bakıyorlar ki hem global büyümenin yavaşlaması ABD ekonomisine ne kadar etkide bulunuyor. Bir de bu şahsi gelirlerdeki artışın temettü gelirinden olduğunu görmeleri, ziraat gelirinden olduğunu görmeleri onların önlerini hangi sektörde haftaya tarım dışı istihdamda özellikle açacak onun tahminlerini yapıyorlar. Haftaya önemli bir hafta. Biz bugünü kapatırken bir yandan da haftaya gelecek veriler nedir onlara bir bakalım. Tarım dışı istihdam tabii ki cuma günü haftaya gelecek en önemli veri. Onun yanında işsizlik rakamlarının yine aynı şekilde kalması bekleniyor ve çalışılan ücret saatleri tırmanmaları bekleniyor. Elimdeki özellikle istatistiklere baktığımda 3.3'lerden yeni 3.4'lere tırmanması beklenirken tarım dışı istihdamın ise bir önceki dönem 185 bin gelmesine rağmen 300 bine tırmanması bekleniyor. Nedir? Ekonomistler tarafından. Bununla birlikte konut başlangıçları, tüketici kredileri de gelecek önemli verilerden haftaya diyorum ve sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Evet, Melike Ayan, teşekkür ediyoruz. Şimdi de Amerikan vadelilere bakalım. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Evet, Amerikan vadeli işlemlerde, Dow Jones vadelilerde %0.42'lik bir değer artış var. 26.024 puanda endeks. Nasdaq vadelilerde %0.73'lük bir değer artışıyla 7.154 puanda. Ve S&P 500 vadelilerde %0.61'lik değer artışıyla 2.801 puanda. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Evet, önümüzdeki hafta kritik bir hafta, önemli bir hafta olacak dedik. Az önce Melike Ayan da söyledi özellikle Amerika'da neleri takip edeceğimizi. Peki biz içeride ve dışarıda nelere odaklanacak? Şöyle bir üzerinden geçelim. Pazartesi günü enflasyon verisi gelecek bize ilişkin. Tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi sabah 10'da açıklanmış olacak. Diğer yandan Euro bölgesine ait de enflasyon rakamlarını takip ediyor olacağız. Salı gününe geldiğimizde Çin'de parti kongresi var. Asya'dan gelecek olan veriler önemli. PMI'ler yine açıklanacak. Avrupa bölgesinde de keza öyle. Diğer taraftan
5 Mart'tan sonra 6 Mart'ta gözler içeride Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda olacak. 7 Mart'ta önemli takip edeceğimiz gelişmede Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı olacak. Yeni TLTRO açıklanacak mı? Bunu dikkatle takip ediyoruz olacak. Aynı zamanda 7 Mart'ta Draghi'nin konuşması önem taşıyor. Saat 16.30'da bekliyoruz bu yine konuşmayı da. Diğer taraftan yine önemli veriler, işsizlik verileri Euro bölgesine ilişkin Perşembe günü açıklanacak rakamlar arasında. Cuma günü Kadınlar Günü, şimdiden kutlayalım. Yine birlikte olacağız, üzerinden geçeceğiz ama diğer taraftan yine Asya'dan gelecek olan veriler, Japonya'da 4. çeyrek yurt içi hasıla verisi gelecek, büyüme verisi gelecek. Diğer taraftan Çin'den de gelecek veriler var. Bunların hepsini takip ediyor olacağız önümüzdeki hafta. Bunlar tabii ki ekonomi ajandasıydı. Yine dış politikada da ve siyasette de neler oluyor, bunları da yakından takip ediyoruz piyasalar açısından diyelim ve yeni haftaya veda edelim. İyi geceler diliyoruz efendim.